Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 2021 yılı sınavlara hazırlık noktasında tarih dersiyle ilgili bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen tarih bilimine giriş, yani ilk ünitemizle ilgili ki hem TYT hem AYT sınavlarında karşılaşabileceğiniz sorular var. Hemen soru çözümünü başlatalım. Birinci sorumuzda verilenlerden hangileri diyor tarih biliminin özellikleri arasında yer alır? Bazı öncüller verilmiş bize. Bu öncüllerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır diyor. Hemen bakalım öncüllerimize. Geçmişte yaşanmış olay ve olguların gelişimini inceler diyor birinci öncül. İkinci öncülde toplumlar arası siyasi gelişmeleri açıklamaya çalışır. Üçüncü öncülde olayları incelerken gözlem metodunu kullanır. Dikkat ederseniz 3 tane öncülü okuduğum zaman aslında siz hemen bu soruda doğru cevabı hızlı bir şekilde buldunuz. Rahat bir soru. Neyi ayırt edeceğiz burada? Birinci öncüle bakalım. Geçmişte yaşanmış olay ve olguların gelişimini. Elbette tarihin tanımını hatırlarsanız, geçmişte meydana gelen önemli olayları diye başlar ilk cümle. Ve bu doğrultuda olayların sonucunda ortaya çıkan olgular tarihin konusu içerisinde yer alır. O zaman birinci öncülü alıyorum. 2. Toplumlar arası siyasi gelişmeleri açıklamaya çalışır diyor. Evet, doğru. Tarih geçmişte meydana gelen önemli olaylar, ki bu önemli olaylar içerisinde ne de var sevgili arkadaşlar? Önemli siyasi gelişmeler. Ama üçüncü öncüle bakalım. Olayları incelerken gözlem metodunu kullanır. Tarih dersi biliyorsunuz, tarih bilimi daha doğrusu sosyal bir bilimdir. Asla gözlem gibi, deney gibi metotlar tarihte yöntem olarak, metot olarak kullanılmaz. Bunlar fen bilimlerinde geçerlidir. Tarih sosyal bir bilim olduğu için anlama ve açıklama metodunu kullanır. Dolayısıyla burada üçüncü öncülü almıyoruz. Doğru cevabımız birinci ve ikinci öncüller oldu diyoruz. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Alman tarihçi Leopold Ranke'nin bir sözü verilmiş ve bu söz üzerinden bir çıkarımda bulunmamız isteniyor. Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir. Gayet güzel, mantıklı, içini doldurabileceğimiz bir söz. Siz bir araştırma yapıyorsunuz. Eğer diyor bu araştırmayı yaptığınız döneme kendinizi götürebiliyorsanız size tarihçi denilebilir gibi bir ifade kullanmış. Bu sözde tarih araştırmalarının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır diyor. Çok önemli bir soru. Sık sık karşınıza çıkan aslında bir bilgi bu. Biz hep neyi söyleriz değerli arkadaşlar? Asla ve asla tarih biliminde herhangi bir araştırma yaparken kesinlikle bu dönemin şartlarını değil, olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmalıyız. Yani biz şu anda 2020 yılındayız. Ama siz 1980'de, 1950'de, işte attım 571'de, 610'da ya da milattan önce çok eski bir olay incelerken o dönemin şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Asla ve asla günümüz şartlarıyla tarihi olaylar ne yapılmaz? Değerlendirilmez. Ben bu bilgileri verirken siz zaten aslında soruyu çözdünüz. Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir derken neyi kastetmiş olabilir? A şıkkı diyor ki olayın geçtiği mekanın bilinmesi gerekir. B şıkkı tarihte objektifliği sağlamak önemlidir. Yeni bulgularla tarihi bilgiler değişebilir. D olayın yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. E tarihi olaylar süreklilik gösterir. Diğer şıklardaki bilgiler tarih biliminin çeşitli özelliklerini gösteriyor. Ama bize soruda ne dedi? Ranke'nin ifade ettiği cümle, araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir diyor. Dolayısıyla D şıkkı, olayın yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru cevap oldu değerli arkadaşlar. Hemen geçtik bir başka soruya. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının temel sebebidir? Az önce ilk soruda bahsetmiştik aslında. Tarih sosyal bir bilimdir ve tarih biliminin en büyük özelliklerinden biri metot olarak asla deney ve gözlemi kullanmıyor. Ama niçin? Hemen bunun niçin kısmını açıklamaya çalışalım. Eskiden deney ve gözlem bilgisinin zayıf olması diyor A şıkkı. B şıkkı hatalardan ders alındığından deneye ihtiyaç duyulmaması. C şıkkı tarihi olayların tekrarlanamaması, D şıkkı tarihin geçmişte yaşanan olayları incelemesi, E şıkkı tarihin gelecek hakkında da çıkarımlarda bulunması. Değerli arkadaşlar, hemen burada C şıkkına gözümüz ilişti. Tarihi olayların tekrarlanamaması diyor. Asla ve asla olmuş, geçmiş bir tarihi olay tekrarlanamaz. Laboratuvara gidelim de herhangi bir tarihi olayı tekrar yapalım, size gösterelim deme şansımız yok. Dolayısıyla deney ve gözlem metodu bu noktada tarih biliminde ne yapılmaz diyoruz? Asla ve asla kullanılmaz dedik ve doğru cevaba C şıkkı olarak ulaştık. Hemen geçiyorum bir diğer soruya. Tarih biliminde elde edilen bilgiler neden mutlak doğru olarak kullanılmayabilir? Geldik tarih biliminin bir başka özelliğini anlatan bir cümleye bakın.
Dikkat ederseniz ilk sorudan itibaren aslında tarih biliminin özellikleri hakkında bize sorular çeşitli bilgileri veriyor. Gayet güzel bir açıklama yapılmış. Tarih biliminde elde edilen bilgiler neden mutlak doğru olarak kullanılamayabilir? Ne olur da acaba biz buna %100 kesin doğrudur demiyoruz? Kısmi bazı bilgilerde bir takım değişiklikler yapabiliyoruz. Bunun sebebi ne? Hemen bakalım. Bu diyor sorusun aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur üstteki ifadeye? Eski dönemlerle ilgili yeni bilgi bulmak çok zordur demiş. A şıkkı, B şıkkı eski kaynaklarda olaylar farklı şekilde anlatılmıştır. C şıkkı bulunacak yeni belgeler mevcut bilgilerimizi değiştirebilir. D şıkkı bulguları doğrulamak ancak günümüzde kolaylaşmıştır. E şıkkı toplumlar arası bilgi düzeyi her dönemde farklıdır. Değerli arkadaşlarım biz... Tarih biliminde yeni belgeler, yeni bulgular ortaya çıkardıkça kısmen bazı bilgilerimizde neler oluyor? Değişebiliyor. Siz bunu biliyorsunuz. Derslerinizde bunları işliyorsunuz. Bunların örneklerini çok sayıda verebiliriz. En basit örneklerden bir tanesini kullanın. Mesela biz Osmanlı Devleti'nde ilk para meselesini yıllardır tartışma konusu yapılmıştı. Orhan Bey mi, Osman Bey mi? Eldeki bilgiler bize diyor ki artık Orhan Bey değil, Osman Bey döneminden itibaren Osmanlı'da ilk parayı diyebilirsiniz. Ya da Osmanlı Devleti'nde ilk sultan unvanını kullanan hükümdar kimdir? Biz çok önceki yıllarda bunu anlatırken eldeki bilgilere göre Sultan 1. Murat'la başlatırdık kuruluşta. Ama artık bilgilerimiz ne diyor? Hayır, Orhan Bey döneminden itibaren Sultan unvanını da kullanabilirsiniz. Demek ki bilgilerde bir takım kısmi değişiklikler oluyor. Çünkü devamlı surette tarih kendini yenileyebiliyor. Yeni belgeler, yeni bulgular ortaya çıkıyor. Biz şu anda belki bu dersi anlatırken bir tarih araştırmasında bambaşka yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Mesela 10. sınıf öğrencilerimiz fark etmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili yıllardır 1299 tarihini alırken özellikle geçen yıldan itibaren artık başta milli eğitim olmak üzere müfredat içerisinde hangi tarihi vermeye başladık? 1302 tarihini. Dikkat ettiniz mi? Demek ki ne olabiliyor? Bir takım bilgilerde yeni belge bulgu ortaya çıktıkça bazı bilgilerimizde kısmi değişiklikler oluyor. Bazı bilgileri daha sağlam hale getirebiliyoruz dedik. O zaman bu soruyla alakalı C şıkkına bakalım. Bulunacak yeni belgeler mevcut bilgilerimizi değiştirebilir diyoruz değerli arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruya. Güzel bir soru. Niye güzel bir soru? Hemen iki tane kavrama dikkat etmenizi istiyorum burada. Nedir? Bir tanesi olay, diğeri olgu. Çok sık karşınıza çıkar. Değerli arkadaşlar sorularda. Bakalım nasıl bir tanımlama ve nasıl bir soru oluşturulmuş. Tarihsel süreç içerisinde belli bir yer ve zamanda meydana gelen somut ve kısa süreli gelişmelere olay. Belli bir yer, belli bir zaman net olacaksınız. Olay anlatırken olayların tarihi bellidir. Somuttur, yeri ve zamanını net olarak ifade edersiniz. Tarihsel süreç içinde olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, belli bir yer ve zamana bağlı olmayan soyut ve genel gelişmelere ise olgu diyoruz. Bir bakıma olayın sonucunda ortaya çıkan, daha soyut olan, belli yer ve zamandan biraz daha uzak olan gelişmelere de olgu diyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki olay-olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Hemen bakalım. A şıkkında Anadolu'nun Türkleşmesi olay, olgu olarak da Malazgirt'i vermiş. Hemen oldu, yanlış olduğunu gördünüz. Çünkü Anadolu'nun Türkleşmesini biz olay olarak alamayız. Malazgirt Savaşı da 1071'de, onu da olgu olarak alamayız. Çünkü tarihini biliyoruz. B şıkkı, Haçlı Seferlerine olay, olgu olarak da Yüzyıl Savaşları. Tamam, Haçlı Seferlerine olay diyebilirsiniz. 1096-1270 başlangıç bitiş olarak bilgi verebilirsiniz. Ama olguya Yüzyıl Savaşları diyemezsiniz. Çünkü Yüzyıl Savaşları'nda başlangıcını bitişini biliyoruz. 1337-1453 diyoruz. Bu da olmadı. C şıkkına bakalım, İslamiyet'in yayılmasına olay, Türkiye'nin çağdaşlaşmasına olgu demiş. Türkiye'nin çağdaşlaşması olgu olarak düşünülebilir ama İslamiyet'in yayılmasına olay olarak ifade edemeyiz. Bu da geniş bir zaman dilimini almıştır. Ortaya çıkan bir takım olayların sonucu ucunda İslam dini yayılmaya başlamıştır. D şıkkına bakalım, Tanzimat Fermanı'nın ilanına olay, Osmanlı Devleti'nin demokratikleşmesi ve bu konuda attığı adımlar olgu. Evet, bu doğru cevap. Niçin? Tanzimat Fermanı için ne diyorum? 1839 diyorum. Sultan Abdülmecit diyorum. Yerini, zamanını, tarihini net olarak ifade ediyorum. Ama Osmanlı Devleti'nin demokratikleşmesi ise geniş bir zamana yayılmış bir olaydır. Evet, şu gün, şu saatte, şu tarihte Osmanlı demokratikleşti diyemeyiz. Bu ifade kullanılamaz. Dolayısıyla D şıkkı olay olarak karşımıza çıkarken, D şıkkındaki Tanzimat Fermanı'nın ilanı olay olarak karşımıza çıkarken, hemen yanında Osmanlı Devleti'nin demokratikleşmesi ise
olgu olarak ifade edilebilir. E şıkkı milliyetçilik akımının yayılması ki bu da zaten ney değildir? Olay değildir. Bu da geniş bir zaman dilimi. Olgudur. Fransız İhtilali de 1789 olgu değildir. Olaydır. Fransız İhtilali'nin getirdiği sonuçlar aslında bir bakıma olgu olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap D şıkkı olarak ifade ettik. Bir başka soruya geçtik yine tarih biliminin ünitesi içerisinde, tarih bilimine giriş ünitesi içerisinde sık sık karşılaştığımız. İkinci Abdülhamit'in Orta Doğu politikasını performans ödevi olarak alan Ali, kaynaklar arasında birbirleriyle çelişen bilgilere ulaşmıştır. Güzel bir soru. Dikkat edelim. Birçok sınavda karşınıza çıkar bu soru. Ali, kaynaklar arasında birbirleriyle çelişen bilgileri tarih biliminin aşağıdaki yöntemlerinden hangisinin kapsamında diyor, inceleyerek doğru bilgiye ulaşır. Tarih biliminde biz araştırma yaparken biliyorsunuz belli basamaklar takip ederiz. İlk önce kaynakları buluruz, tarama. Bulduğumuz kaynakları tasnif ederiz, sınıflandırırız. Sonra eldeki bulduğumuz kaynaklar yeterli mi? İşimizi görür mü? Tahlil ederiz yani, analiz ederiz. Sonra içeriye gireriz. Olayın içine gireriz, kaynakların içine gireriz. Tenkit, ki bu da iç tenkit, dış tenkit diye ayırt ederiz. Doğruluğa bakarız. Doğrulukta bir sıkıntı var mı kaynaklarda? Son olarak elde ettiğimiz bulguları bir araya getirip terkip ederiz, sentez hale getiririz. O zaman bakalım Ali ne yapmış bu ödevde? Birbiriyle çelişen bir takım bilgilere ulaşmış. O zaman ne olacak? Tenkit olacak doğru cevap. Niçin? Çünkü siz tenkit kısmında kaynağın içine girdiniz. Verilen bilgilerin çelişip çelişmediğini, doğruluğunu incelemeye başladınız. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı oldu. Bu soruda değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine tarih bilimine giriş ünitesi içerisinde gördüğünüz başlıklardan bir tanesi. Tarih yazım şekilleri. Hani hatırlarsanız hikayeci tarih, öğretici tarih, sosyal tarih, kronik tarih, neden nasılcı ya da araştırmacı tarih dediğimiz tarih yazım şekilleri var. Soru ne diyor bakalım. İlk olarak Tukidides'in öncülüğünü yaptığı tarihten fayda sağlamayı amaçlayan tarih yazım şeklidir. Osmanlı'nın son dönemlerinde bu tarih yazım şeklini benimsenmiş, milli değerleri yüceltip toplumu harekete geçirmek için Osmanlı'nın geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır. Hemen buradaki bizim için lazım olan kelimeleri alacağız. Bir topluma, bir millete siz zaferleri anlatıyorsunuz. Onun yaptığı geçmişteki başarıları öne çıkarıyorsunuz. Burada bir amaç var, burada bir hedef var. Dolayısıyla bu hangi tarih yazım şekline giriyor? Ben bunları anlatırken siz şıklarda hemen D şıkkına yöneldiniz. Nedir? Öğretici, pragmatik tarih yazım şekli. Bu tarih yazım şeklinde belli bir amaç doğrultusunda mevcut içinde bulunduğumuz toplumu ne yapıyoruz? Ön plana çıkarıp onun başarılarından bahsediyoruz. Zaferleri ön plana çıkarıyoruz. Ahlaki bir takım dini duyguları vesaire halkın bir araya gelmesinde, dayanışmasında kullanıyoruz. O zaman Tukidides'in öncülüğündeki bu tarih yazım şekli hangisi oluyor? Öğretici tarih yazım şekli. Bu soruya gelmişken hemen bir soru oluşturalım. Şöyle deseydi soru. Günümüzde kullanılan araştırmacıların en fazla uyguladıkları metod olarak hangi tarih yazım şekli, modern tarih yazım şekli hangisidir deseydi cevabınız ne olurdu o zaman? Araştırmacı tarih yazıcılığı olurdu. Dolayısıyla soru bizden bunu istemedi ama bunu da tırnak içinde hatırlattık size. Bu soruda doğru cevabımız Denizli şıkkı oldu. Bir diğer soru diyor ki, bu da yine sınıflandırmayla alakalı ki sınıflandırmayı biliyorsunuz biz kaynaklarda ve araştırmamızda 3 tip yapabiliyoruz. İşte mekana göre, konuya göre ve zamana göre sınıflandırma. Bakalım soru ne demiş? Tarih araştırmalarının ve öğretiminin kolaylaştırılması amacıyla tarihi gelişmeler zamana, mekana, konulara göre sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tarihin mekana göre sınıflandırılmasıdır? Mekan, yer. Yani coğrafi bir terim arıyorum aslında. Sanat tarihi diyor. Sanat tarihi nedir? Konuya göre sınıflandırmadır. Bilimler tarihi konuya göre sınıflandırmadır. Bilimler tarihi konuya göre sınıflandırmadır. Medeniyetler tarihi yine konuya göre sınıflandırmadır. İlk çağ tarihi diyor. Dikkat edin bir zaman mefhumu var burada. Zamana göre ama Orta Doğu tarihi diyor. Dolayısıyla Orta Doğu tarihi nedir? İşte Avrupa tarihi, Anadolu tarihi dersem bir mekan söylemiş oluyorum. Burada mekana göre sınıflandırmadır. Hangisidir dediğine göre doğru cevabım E şıkkı oldu. Bir diğer soru yine tarih bilimine giriş ünitesi içerisinde yaptığınız hesaplamalarla ilgili biliyorsunuz. Yüzyıl hesaplamaları, bunlarla alakalı yine sorular çözüyorsunuz, karşınıza çıkıyor. Burada bir örnek verilmiş. Miladi 1453 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yüzyıl hesaplamalarında ne yapıyorduk? İlk iki basamağı. Eğer sayımız 3 basamaklıysa, 4 basamaklıysa, 3 basamaklı da ilk basamağı. 4 basamaklı ise ilk 2 basamağa 1 ekliyorduk.
O zaman 1453 dediğim zaman hemen siz ne dediniz? Hocam bu 15. yüzyıl. Peki yarıyla çeyreği sorsam. Bir bütünün yarısını düşünün. Yüzün yarısı ne yapıyor değerli arkadaşlar? 0.50, 50.99. Hatta 0.49, 50.99. O zaman 1453'te neye bakıyorum? İlk iki rakama baktım. 14'ün olduğu yere 1 ekledim, 15. yüzyılda buldum. 53 kısmına bakıyorum. 53, 50'den sonra olduğuna göre ikinci yarı. Bir de bütünü yarıya böldükten sonra çeyreklere böldüğümü düşünün. Yani 0.24, işte 25.49, 49.74, 75.99. Ne yaptım? Çeyreklere böldüm 25'er olarak. Dolayısıyla burada 1453 nereye girdi? Üçüncü çeyreğe girdi. O zaman cevap nedir? 15. yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreği. Dikkat edin, burada öğrenci arkadaşlar genelde şurada bazen karışıklık yapabiliyor. Nedir o? Mesela 0.99 arası. 0.99 arası kaçıncı yüzyıl dediğim zaman herhangi bir ekleme yapmıyorsunuz. 0.99 arası her zaman birinci yüzyıl. Ama 100 olduğu andan itibaren artık ikinci yüzyıl diyeceksiniz. Bunu lütfen unutmayalım. En azından bir genel kültür bilgisi olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bir başka sorumuz, aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalar? Niye tarih öğreniyoruz? Niye tarih derslerimiz var diye sorsanız, ki son yıllarda müfredatta üzerinde çok sık durulan hususlardan biridir tarih öğrenmenin faydaları. Hemen bakalım. Yarınları inşa etmemize katkıda bulunur. Bu var mıdır? Evet vardır. Yarınlar için bir takım dersler çıkartıyoruz. Hep bunu diyoruz ya. Toplumsal birlik ve beraberliği, dayanışmamızı artırır. Millet olma bilincimizi ulusal anlamda geliştirir. Eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir. Bu çok önemlidir tarihte. Çünkü analiz yapıyorsunuz, eleştiriyorsunuz, empati yapıyorsunuz yeri geldiği vakit. Ama kendi ırkını yüceltme, kendi milletini yüceltmek gibi tarihin bir derdi olamaz. Biz nedir? Evet, kendi milletimizi severiz, Türk'üz. Türk olmakla övünebiliriz, severiz ama asla biz diğer ırklardan, milletlerden üstünüz demeyiz değerli arkadaşlar. Tarihin böyle bir bakış açısı yok. Dolayısıyla burada doğru cevap nedir? Değildir dediği için E şıkkıdır dedik. İlk soru çözümü bu şekilde tamamladık. Diğer soru çözümünde yine kaldığımız yerden devam edelim değerli arkadaşlar.